Canım. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ece ile dondurma yapacağız. Çok pratik, organik ve lezzetli. Ece hazırsan başlayalım. Hadi bakalım. Hatırlarsınız ki geçen hafta Kanal D Haber için bir dondurma tarifi yapmıştık. Çok soran oldu malzemeleri ve tarifi. Tatilde olduğum için videosunu henüz çekebiliyorum. Hoşuna mı gitti fırfırlarım Ece? Yoğurdumuz var. İsterseniz evde mayaladığınız yoğurt veya hazır yoğurtla, isterseniz sütle, eğer bebeğinizin alerjisi varsa taze bazen. Ece aklımı karıştırıyorsun ama olmuyor böyle. Taze badem sütüyle de çekebilirsiniz. Taze badem sütüyle yapabilirsiniz. Şu an tamamen kopmuş durumdayım. Ece, aklımı karıştırıyorsun. Oturur musun lütfen? Hadi sen al bakalım, sihir yapacaksın şimdi, dondurma yapacaksın. Bir dokunacaksın, hokus pokus ve dondurma. Mevsim meyvelerini kullanıyoruz. Muz. Geçen sefer çilek ve böğürtlen kullanmıştım. Harika olmuştu ama şu anda bulamadığım için. Kivi. Şeftali deneyeceğim. Eğer videonun sonunda şeftalili dondurmayı yemezsek bilin ki güzel olmamış. Peki neyle tatlandıracağım? Şöyle bir tatlandırıcı var. Bunu da epey soran kişi oldu. Bu meyvelerden üretilen, elmadan üretilen doğal bir şeker. Biliyorsunuz ki çocuklarda şeker kullanmıyoruz. Genelde bal tercih ediyorduk. Bal yerine isterseniz bu tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Bu şekeri şu anda sadece Migros ve Makrolarda bulabiliyorsunuz. Şöyle duralım o zaman. Böyle mi durayım? Tamam peki. Bu arada geçen ay Migros'un yeni çıkarttığı bebek bezi Mini'si deneyimlemiştik. Bununla ilgili deneyimlerimi sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Ece'nin deneyimleri ve benim gözlemlerimi paylaştığım videoyu linke tıklayarak Migros TV'de izleyebilirsiniz. O zaman hazırsak dondurma tarifi başlasın. Ece dondurma dansı nasıldı? Nasıldı dondurma dansı? Bunlar mı? Evet, işte bunlar da dondurma kapları. Çok saran oldu. Evde dondurma yapmak için inanılmaz pratik. İçini yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz, kapatıyorsunuz. Donunca çıkartıyorsunuz ama boş. Birazdan yapacağız. Bunları da Ikea'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane dondurma kabında 6 tane dondurma var. Hepsini aynı yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Yaklaşık olarak 1-1,5 yemek kaşığı yoğurt alıyor bir kap. Ona göre tatlandırıcısını ekliyorsunuz, meyvesini ekliyorsunuz, buzla ve bitti. Şimdi ben 4 tanesini muzlu, 2 tanesini de meyveli yapacağım. 1, 2, 3. Elimin ölçüsü de şahane, tam 4 kaşık. Bazen pilavın suyunu ayarlayamasam da bunu iyi ayarlamışım. 4 kaşık yoğurdumu koydum. Bu kadar muz. Biraz fazla olabilir belki ama ben biraz Ece de yer diye düşündüğüm için al Caniko. Elimin ayarı iyi de gözüm pek iyi değil. Sığmayacağı için şimdi başka bir kaba boşaltıyorum. Ezdiğim muzları içine ilave ediyorum. Burada bir tane muz var. Afiyet olsun Ece, ne içtin? Çay mı? Ha, afiyet olsun. Karıştırıyorum. Şimdi muzlu dondurmanın içerisine isterseniz biraz tat vermesi ve kıvam vermesi için cicibe ekleyebilirsiniz. Ben tadını sevdiğim için ve Ece'yi normalde de kullandığım için biraz cicibeci. Ya bugün ne oluyor? Cicibebe ekliyorum. Eğer bebeğinize normalde de kullanıyorsanız ekleyebilirsiniz. Yedirmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Eğer çocuğunuz çikolatalı dondurma seviyorsa isterseniz muzlu olanın içine birazcık da çikolata ekleyebilirsiniz, tabii eriterek veya hazır erimiş olarak satılanları. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Çünkü kimi anneler yedirmiyor, kimileri de yedirdiği için değerlendirebilirsiniz. Kıvam bu. Gözüküyor değil mi? Şimdi muz zaten tatlı bir meyve olduğu için içine çok fazla tatlandırıcı eklemeyeceğim. Normalde ben her kap için 1 çay kaşığı kadar tatlandırıcı ekliyordum. Şimdi burada 4 tane olduğu için 1,5 tatlı kaşığı sanırım yeterli olur. Ece, videonun adı Ece ile birlikte dondurma yaptık. Burada ben yapıyorum, sen takılıyorsun. İyi mi böyle? Şimdi bir tane dondurmam hazır. Bunu kaplara koymayacağım. Ece oynadığı için bölmeyeyim. Kenara alıyorum. Şimdi diğerine geçeceğim. Eğer Hindistan cevizi... Ya bugün bir şey var gerçekten. Hindistan cevizi seviyoruz. Hiç umrunda değil ha. Eğer Hindistan cevizi seviyorsanız veya çocuğunuz seviyorsa bunu öneriyorum size. Bu Hindistan cevizi suyu. Dondurmalarımız genelde mat renkte oluyor ya, yani koyu. Koyu değil de ne? Saydam. Ha, evet. Bu saydam bir dondurma elde etmenizi sağlıyor ve çok lezzetli oluyor. Ben geçen sefer Kanal D Haber'de kivi ve çilek kullanmıştım. Şimdi çilek yok, o yüzden biraz kivi alıyorum. Biraz da muadili midir inanın bilmiyorum. Şeftali ama şey bu. Nektarin şeftali. Nektarin ya da nektari. Nektarin. Hep karıştırırım onları. Beyazı var, kırmızısı var. Meyvelerimi koydum. 2 tane dondurma yapmayı planlıyorum. Bunu alabilir miyim ölçmek için? Bir tane daha alması lazım. Onu alayım o zaman. Ne kadar Hindistan cevizi suyu koyacağımı görmek için bu kabımı kullanıyorum. Çok tepelime doldurmuyorum meyve de geleceği için. 1 ölçek ve 2 ölçek. Efendim Ece? Evet. Şimdi bunu sana vermeyeyim olur mu? Bu burada kalsın bir dakika. Yani bu dondurmada yoğurt yerine Hindistan cevizi suyu kullanacağım. Yine tatlandırıcı koyuyorum. Buna 2 tatlı kaşığı koyacağım. Çünkü Hindistan cevizinin kendine özgü bir böyle buruk tadı var. Zaten açtığınız zaman bakarsınız. Dur bebeğim. Vallahi dökülecek. Dur dökülecek. Şimdi bunu kabın içine dolduracağız. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kabın içine doldurmaya hazır mısın? Dondurmalarımız hazır. Biraz yoğurt, belki birazcık farklı bir meyvenin suyu, meyve, tatlandırıcı, buzluk hazır. Ve yemek için hazır bekleyen bir çocuk. Tamam. Şimdi bunları artık ben de vedalaş. Bunları dolduralım Ece. Şöyle. Güzel gözüküyor değil mi? Evet. Meyveleri koyduk. Çubuğunu bastırdık. Bitti. Çok pratik kaplar. Benim bildiğim çilek yaz meyvesidir. Temmuz'un ortasında çilek yok. Şaşkınım. Ya da ben yanlış biliyorum. Hiç çilek reçeli yapmadığım buradan ortaya çıkıyor. Çünkü bizde reçel delisi olan annemdir. Ve o alır gelir, pişirir. Biz de kavanozları hazır tüketiriz. Sıra muzlularda. Anne. Efendim canım? Ne yiyorsun sen? Oo, cici bebe. Ece bugün gene formundasın bebeğim. Ne? Söyle. Oo, dondurmalar hazır. Aferin bize, büyük bir alkış. Duyamıyorum. Oo. Nerede alkış? Nerede alkış? Ece, hangi malzemeleri kullandık? Hepsini sen yedin. Cici bebe. Başka? Bana. Süt koyduk mu? Yoğurt koyduk mu? Evet. Peki muz koyduk mu? Cici bebe koyduk mu? Karpuz koyduk mu? Aferin. Ya peki kivi koyduk mu? Sen kivi yedin mi? Güzel. Ha, ne kadar güzel anlatıyorsun. Efendim? Bak. Hepsini yaptık. Şimdi bunları ne yapacağız? Buzluğa mı atacağız? Buzlukta bekledikten sonra ne yapacağız? Yiyecek miyiz? Sen dondurma seviyor musun? Dondurma seviyor musun? Evet. Efendim? Bebe. Pembe. Evet, bu pembeleri şimdi buzluğa atacağız. Sonra yiyeceğiz. Ham ham ham. Ham. Sen neyli dondurma seviyorsun? Ne renk dondurma seviyorsun? Aa, pembe yapamadık bu sefer. Çilek yoktu. Sarıyla yesen olur mu, sarı? Tamam. O zaman hadi buzluğa atalım bunları. Şimdi dondurmalarımızı buzluğa atacağız. En az 2 saat beklemesi gerekiyor donması için. Eğer bir gece bekletirseniz çok güzel donmuş bir şekilde verebilirsiniz çocuğunuza. Şimdi Ece sihirli çubuğuyla dondurmaları hızla donduracak ve sonra afiyetle yiyecek. Ama o arada biz birazcık gezmeye gidiyoruz. Değil mi canım? Trene binelim mi? Evet, hadi çuf çuf çuf. Ne oldu? Ece'nin tutkusu çuf çufundan geldik. Yaklaşık 3 saat oldu. Şimdi küçük hanım televizyon izliyor. Bakalım dondurmalar dolmuş mu? Donmuş gözüküyor. Çıkartmadan formunun bozulmaması için şöyle kaynar suda 3-5 saniye bekletirseniz çok daha kolay çıkacaktır. Evet, şöyle biraz sıkmamız yeterli. Donmuş sayılır. Şimdi Ece bakalım beğenecek mi? Bak ne geldi sana. Ne renk dondurman? Alo. Sarı. Güzel mi tadı? Ham. Ece dondurmaya bayılır. Burnunu süzdü. Dondurma uzatsana onlara, sonra verme, geri çek. Ece'nin dondurması. Bu kimin dondurması? Ece'nin dondurması. Çak. İşte bizim dondurma tarifimiz böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. El sallamak nerede?